Özgür Hocam, siz haklı çıktınız, Cem Küçük yanıldı. Çünkü Cem Küçük 2 gün önce demişti ki yok bu emekli dosyası kapandı, bunlar eksen falan vermezler. Siz demiştiniz ki ya şaşırdım ben, çok düşük bir zam açıkladılar. Açıkçası seçim ayarlı başka bir takvim bekliyorum. Ben gene bir şeyler olacak galiba dediniz, üstünden 48 saat geçti ve sessiz sedasız, hiç kimselere duyurmadan, çok böyle alay ve alayla da değil, şakkadanak bir ekzam. Nedir bu? Nasıl uygulanacak? Kime yarayacak? Cem Küçük de beni çok sıkı takip ediyor. O arada beni takip etmemiş. Benim yorumlarımı çok kullanıyor kendisi. Onu hissediyorum. Aynı yorumlar ama isim vermeden kullanıyor. Ama bizi takip etmek kendi yararınadır. Çünkü bizden doğru bilgileri alabilir. Onu takip etmeye bence devam etsin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben çünkü kendisine bir yayına katıldım. Kendisine yayına katıldığımda Habertürk'te canlı yayında devlet memurlarına %49 oranında artış yapılacak dedim canlı yayında. Hayır sen yanlış biliyorsun dedi. O oranda bir artış olur mu ya dedi. O yıllık enflasyondur. 6 aylık enflasyon değil gibi. Ya öyle şeyler söyledi ki benim canlı yayında kafam karıştı. Yani çok böyle bilmeden ama çok biliyormuş gibi söylüyor ama olayları yani bilmesi de mümkün değil. Tabii o işi başka. Ama bizim söylediklerimizin hepsinin bir altyapısı var. Biz bu hazırlıklarımızı yaparken, konuşurken ben öylesine bir konuşmak için anlatmıyorum. Emekli aylıklarında da aynı şekilde şunu söylemeye çalıştık. Şimdi kamuoyu, basın ve muhalefetteki basın konuyu öyle yanlış tartışıyor ki Cumhurbaşkanı'na sürekli böyle pas veriyor. O da gol atıyor. Şimdi şöyle tartışıldı. Neden memur emeklilerine %49.25, neden SSK ve Bağkur'lara %37.57? Çok yanlış bir tartışma. Yani devlet memurlarının ayrıca bir toplu sözleşmeyle hakları var. Kaldı ki %37.57, %49.25 olsa ne olur? Yani olaya bir de o pencereden bir bakalım, değerlendirelim. Arada bir fark çıkıyorsa evet %49.25 olsun. Şimdi %49.25 bu tartışmaları görünce az çok da Cumhurbaşkanı da tanıyoruz. Ben yayınlarda, sizin yayınlarında, kendi yayınlarımda hep şunu söyledim. Büyük ihtimalle %50'lere yakın SSK Bağkur'lara da artış yapacaklar dedim. Evet, ama birisi yaramayacak. Bunu Twitter'dan da paylaştım. Dedim ki bakın evet, ilave bir artış gelecek. Ancak %50 verseler dahi, %37.57'nin yerine %50 verseler de bu bir işe yaramayacak. Gerçek anlamda emeklilerin 3 başlıkta sorunlarının çözümü için hamleye ihtiyaç var. Birincisi emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmesi lazım. Bundan sonra emekli aylıkları kendisini güncelleyerek kendi değerine ulaşmalı. Bizim sistemi konuşmamız lazım. Emekli aylıkları hesaplama sistemini. Şu anda doğru bir sistem değil. Doğru sistem olmadığı için emekli aylıkları çok düşmüş. İşte seçimi öncesinde bakın hükümet seçime giderken 5 puan verdim diyor. Bir hafta sonra 6.88 daha verdim diyor. Yani böyle olamaz ki. Emekli aylıkları da sistemsel olarak güncel bir değerinde tutabilecek. Nasıl altın güncel değerindeyse, her şey güncel değerini buluyorsa emekli aylıklarının hesaplama sistemiyle beraber güncel değerini bulabilmeli. Yani emekli aylığı hesaplama sistemi değişmeli. Biz bunu değiştirdiğimizde bundan sonrakiler için çok önemli ama emekli aylığı bağlanan kişilerin de emekli aylıklarını güncellememiz lazım. Bunun için de seyyanen bir artışa ihtiyaç var. Oransal bir artış çok işe yaramaz. Şimdi oransal artış yüksek gibi gözüküyor. %37.57 değil de %49.25. Biraz sonra rakamları da vereceğim. Bu çok işe yaramaz bu dakikadan sonra oransal artış. Seyyanen bir artışın olması gerekiyor. Üçüncüsü de seyyanen artışı da yaptıktan sonra aylık bağlama oranları değiştireceksiniz. Seyyanen artış vereceksiniz ve emekli aylıkları da gerçek enflasyon değerinde 6 ayda bir enflasyon farkını almadı. TÜİK'in açıkladığı saçma sapan oranlarda değil de gerçekten iğneden ipliğe her şeyin fiyatı nasıl belirleniyorsa, hangi enflasyon değerine göre artıyorsa o enflasyon değerinde de emekli aylıklarını da arttırmanız lazım. Geçmişte Türkiye'de yüksek enflasyon vardı. İlk defa mı enflasyon bu kadar yüksek? Hayır. Türkiye 80'li 90'lı yıllarda buna benzer enflasyonları gördü. Ancak o dönemde çıkan açıklama yapan kişiler dürüstçe açıklama yapıyordu. Türkiye'de enflasyon, Süleyman Demirel diyordu ki enflasyon bu. Ama biz bunu düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu enflasyonun bana da bir yararı yok zaten diyordu. Ama ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum diyordu. Rahmetli Turgut Özal da öyle söylüyordu. Erbakan da öyle söylüyordu. Öyleyse biz enflasyon oranında artış yapacağız diyorlardı. Ya başa çıkar yolu yok zaten. Ya enflasyonu düşük tutacaksınız. Bunu beceremiyorsanız, enflasyon yüksekse de emekli aylıklarının da gerçek enflasyon değerinde farkını vermeniz lazım ki insanlar alım gücünü koruyabilsinler. Öncelik enflasyonun düşük olması. Şu anda ne olmuş oldu yani? Mesele çözülmüş. Şu anda ne oldu? Bakın, verilen noktada bunlar olmadığı için emekli aylıklarında %42.57 denildi. Şimdi de 49.25 denildi. En düşük emekli aylığı konusunda Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan bir açıklama yapmadı. Yani 10 bin lirayı değiştirmiyoruz dedi. Bu anlama geliyor. Ama bakın değişmeyecek anlamına gelmiyor. Mart ayına kadar bence onu da değiştirecekler. Öyle mi diyorsunuz? Ha, peki. Bence değiştirecekler. 10 bin liraya tepkiler çok fazla. Hükümetin elinde bir kozdur bu. Bu kozu kullanacaktır diye düşünüyorum. Geçen yayında size söylemiştim. Bu bir yerel seçim gibi olaya bakmamak lazım. Hükümet karizmayı çizdirebilir bu seçim sonunda. Hem belediyeleri kaybeder hem de oy oranı düşer. Biz Türkiye'de 6-7 ay sonra erken seçimi konuşuruz. Hükümet de bunu istemez. Bu nedenle elinde bir koz var. Aylıkları arttırma kozu. Bunları arttırabilir, arttıracaktır diye de ben düşünüyorum seçime kadar. 10 bin liralık rakamda 11 bin, 12 bin, 13, 14 bilmiyorum rakamın kaç olacağını ama belli bir oranda rakamı da arttıracaklarını düşünüyorum. Ama şu anda Ocak ayındayız. En düşük emekli aylığı 10 bin lira olarak açıklandı ama bunun için yasal bir düzenleme yapılmadı. Yani hala 7.500 lira. Ocak ayında %37.57'lik kök aylıklara bir fark verildi. Bu kök aylıklara %37.57 yansıtıldıktan sonra 7.500 liranın altında kalanlar yine 7.500 lira aldılar. Üstünde olanlar da %37.57'ye göre farkını aldılar. Şimdi Çalışma Bakanı diyor ki biz 10 bin lira en düşük emekli aylığını ve %49.25'i mecliste onayladıktan sonra bir hafta içerisinde emeklilere geriye dönük Ocak ayından itibaren fark çıkıyorsa farkı vereceğiz. Yani 7.500 lira almışlarsa Ocak ayında aylığını 7.500 lira alan kişiler 2.500 liralık bir fark alacaklar. Bankaya gidip de bu ay hesabında 7.566 lirayı gördüyse bu kişiye de Özlem Hanım 2.434 lira bir fark yatacak. Bu ay gitti bankadan maaşını çekerken 8.942 lirayı gördüyse o kişiye de 1.058 lira bir fark yatacak. Bu ay 9.630 lira emekli aylığı aldıysa, sistemden bunu gördüyse 818 liralık bir fark yatacak. Bu ay sistemde 10.318 lira emekli aylığını gördüyse 876 lira daha fark yatacak. Emekli aylığı olarak sistemde 20.636 lirasını gördüyse o kişiye 1.752 lira gibi bir fark çıkacak. Şimdi ne oldu? Neden bu farklar? Çünkü en düşük aylığa %37.57'lik artış yapılmıştı. Şimdi en düşük aylığa %49.25'lik artış olacak. En düşük aylık 10 bin liraya tamamlanacak. 10 bin liraya tamamlanmayanlar 10 bin liraya tamamlanacak. 10 bin liranın üstüne çıkanlar da %37.57 ile %49.25 arasındaki farkı alacaklar. Şimdi düz 10 bin liradan ben bir örnek vereyim çok net anlaşılsın. Aylığı 10 bin lira olan birisine %37.57'lik bir artış yapıldı. Aylığı 13.757 lira oldu Özlem Hanım. Ama aslında evet, bu kişinin aylığına %49.25'lik artış olduğunda 14.925 lira olacak. Ama şu anda ne oldu? 13.757 lira. Yani bu ay bankaya gittiğinde 13.757'yi aldı. 14.925 olacak. Demek ki 1.168 lira fark çıkacak. Yani Şubat ayında aylığını almaya gittiğinde yeni aylığı 10.000 lira olan birisinin 14.925 lira artı Ocak ayından da 1.168 lira olan farkını alacak. Şubat ayında bu ay kendi aylığı 10.000 lira olup 13.757 lirayı alan kişi Şubat ayında toplam 16.093 lira alacak. Mart ayı geldiğinde yine 14.925 lirasını alacak.